İyi günler, Medyaskop TV özel yayından merhaba. Bugün DİSK başta olmak üzere birçok işçi sendikası Maltepe miting alanında kortej yürüyüşü de gerçekleşti. Miting alanındaki arkadaşlarımıza dönelim. Gökçe Çiçek Köse Dağı, Ufuk Çeri, Sahra Atilla ve Fırat Fıstık orada. Gökçe merhaba. Merhaba Burak. Neler yaşandı? İzlenimler nedir? Öyle başlayalım istersen. Evet Burak, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde Maltepe Miting Meydanı'nda toplandı katılımcılar. İşçiler burada, kadınlar burada, gençler burada, öğretmenler burada, kanun hükmünde kararnameyle işinden atılan kamu emekçileri burada, akademisyenler burada, emekliler burada, LGBTİ bireyler burada ve DİSK, KESK, TTB, TMOB çağrısıyla siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları burada. DİSK kortejini arkadaşımız Ufuk Çeri takip etti. Yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kortejini. Şimdi Ufuk'un izlenimlerini bir alalım. İşçiler nasıl katılmış 1 Mayıs'a? Onun izlenimlerini bir alacağız. Sonra ben tekrar 1 Mayıs alanından izlenimlerimi aktarmaya devam edeceğim. Evet Ufuk, sendeyiz. Sen DİSK kortejini takip ettin. Sabah 9.30 gibi Gülsuyu metro çıkışında DİSK'e bağlı Dev Yapı İş, Dev Sağlık İş ve Basık İniş kortejleri buluştu. Saat 11 gibi yürüyüşe başlandı. Dev Yapı İş kortejinde inşaat işçilerinin temel talebi çalışırken ölmek istemiyoruzdu. Yine aynı şekilde Basın İş kortejinde ise son dönemde basına yapılan baskıları dile getirdiler ve basın üzerindeki sansürü eleştirdiler. Bunun yanı sıra kortejler oradan yürüyüşe başladıktan sonra DİSK'in ana kortejiyle buluşmuş oldular. O kortejle buluştuktan sonra da alana doğru giriş yapıldı. DİSK dışında aynı zamanda Türk İş'e bağlı tüm TİS sendikası ve Deritek sendikası yer almaktaydı alanda. Bunun yanı sıra Hak İş'e bağlı Liman İş sendikası da yer aldı. Sendikaların temel talebi OHAL sürecinde yaşanan hak gasplarıydı ve yine aynı şekilde grev yasaklarını protesto ettiler. Genel anlamda işçilerin talebi bunlardı. Çok teşekkürler Ufuk. Gökçe seninle Burak, devam sesin edelim. Sesin geliyor mu? Evet sesin geliyor. Evet. Seninle devam edelim. Neler aktarmak istersin bize başka? Orası Sahra'nın tweetinde de gördüm. Epey kalabalığa benziyor değil mi? Evet Burak, Maltepe miting alanı hali geniş bir alan. Adalet yürüyüşünden de hatırlanacağı üzere. Ama açıkçası beklentilerimizin üzerinde bir kalabalık var. Sabahın erken saatlerinde alana girişler başladı. Ve öğlen saatlerine doğru alan neredeyse doldu. Yaklaşık bir gibi miting başladı. Burada Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan var. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin burada ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu burada. Miting ilk olarak saygı duruşuyla bugüne kadar 1 Mayıs tarihinden bugüne kaybedilen işçiler anısına saygı duruşuyla başladı. Daha sonra DİSK korosu sahne aldı. Şu anda da işçilerin taleplerini dile getirmek üzere DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu meydanda işçilerin taleplerini tüm katılımcılara aktarıyor. Bu yıl ağırlıklı olarak OHAL vurgusu tabii ki tüm pankartlarda ve flamalarda vardı. Kanun hükmünde kararnameyle işinden atılan kamu emekçileri tabii ki haklarını geri istiyoruz diyerek taleplerini dile getirdiler. İş cinayetleri konusu çok gündemde. Neredeyse bütün flama ve pankartlarda iş cinayetlerine karşı emeklerinin yok sayılmasına karşı işçiler taleplerini dile getirdiler. Dediğim gibi sadece işçiler yok burada. Tabii ki çok yoğun bir DİSK korteji. Binlerce kişilik DİSK korteji alana girdi ama kadınlar, emekliler, LGBTİ bireyler burada. Kanun hükmünde kararnameyle işinden atılan akademisyenler burada, öğretmenler burada, gençler burada, siyasi partiler burada. Seçim atmosferinin de tabii ki büyük bir etkisi var bu katılımda. CHP ve HDP'nin yoğun katılımı var. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Burak. Peki akşam stüdyoya bekliyoruz. Güne Bakış'ta tekrar konuşacağız. Gökçe çok teşekkürler. Ufuk, Sahra, Fırat çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Burak. Hoşçakal. Teşekkürler. Evet. Arkadaşlarımız Maltepe miting alanından 1 Mayıs'ın nasıl geçtiğini aktardılar. Onun dışında İstanbul'da neler oluyor? Onlarla kapatalım. Bugün Hak İş Kazancı yokuşuna karanfil. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Bunun dışında Taksim Meydanı tamamen boş görünüyor. Emniyetten gelen bilgilere göre İstanbul'da Beşiktaş'a ve Beyoğlu'na çıkmaya çalışan göstericilere emniyet güçleri bir müdahalede bulundu.
En az 52 göstericinin gözaltına alındığı bilgileri geldi. Çeşitli yollar ve kimi metro seferleri de kapatıldı. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Akşam güne bakışta bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. İyi günler.